İpek Halı ve Rafineri Merkezi Körfez. İzmit'in batı sahilinde, kara ve demir yolları üzerinde, Kocaeli'nin Körfez ilçesi yer alır. İlçede Tüpraş gibi büyük sanayi kuruluşları bulunur. Hereke sahilindeki Kaiser Wilhelm Köşkü, İstanbul'daki Yıldız Sarayı'nın bir minyatürü. İlk günkü çizgileri ve güzelliğini koruyor. Köşk, Alman İmparatoru Wilhelm Kaiser'in 1884 yılında Türkiye'ye yaptığı gezide dinlenmesi için yapılmış. Kaiser Wilhelm Köşkü'nün hemen arkasında Osmanlılar döneminde kurulan halı ve kumaş fabrikası yer alıyor. 1843 yılından günümüze kadar geçen bir asır içinde ürettiği ipek ve yünlü halılarıyla dünya halıcılık literatürüne girmiş. Bugün eskisi gibi olmasa da Hereke ipek halıları Türk halıcılığını yıllarca dünyaya tanıtmış. Ölcük. Kocaeli'nin önemli ilçelerinden biri de İzmit'e 16 kilometre uzaklıkta, İzmit Körfezi'nin güney sahilinde, Samanlı Dağları'nın eteğinde yer alan Gölcük'tür. Cumhuriyet'in ilk yıllarında kurulan askeri tersane, ilçenin gelişmesinde önemli bir rol oynamış. Gölcük Donanma Komutanlığı, Türk denizciliğinin ana üssüdür. Doğal güzelliği, yeşil dağları ve pırıl pırıl akan dereleriyle gönüllerde taht kuran Gölcük'ün tarihinde çok üzüntülü dönemlerde yaşandı. Gölcük açıklarında fırtına sonucu batan Üsküdar vapuru faciasında yüzlerce Gölcüklü Körfez'in karanlık sularına gömülmüştü. Asrımızın en büyük deprem felaketi de Gölcük'te yaşandı. Merkez üssü Gölcük olan 17 Ağustos depreminde Düzce'den İstanbul'a kadar olan bölgede binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken on binlerce kişi sakat kaldı. Kocaeli bölgesinde birçok yerin haritası değişti. On binlerce ev ve iş yeri yıkıldı. Sahilleri denize kaydı. Merkez üssü Gölcük olan 17 Ağustos depremi deprem gerçeğini zihinlerimize kazıdı. Depreme karşı önlem alınmasını hatırlatıyor. Üsküdar vapuru faciası ve Gölcük depreminde hayatlarını kaybedenleri rahmetle anıyoruz.